Köpek ve temizlik Türk annelerinin en büyük sorunu. Ne yazık ki köpekler biraz pasaklıdır. Yani tüy dökerler, işte dışarıdan geldiklerinde patilerinde biraz bir miktar toz ve çamur vardır. Köpeğin yaşadığı evlerde kıllarını çok fazla tutacak eşyalar, özellikle uzun tüylü halılar gibi halıları pek tavsiye etmiyorum. mümkün olduğunca mobilyaların da yere yapışık değil, yerden bir miktar daha yüksek olması, işte temizlik esnasında daha kolay olmasını tavsiye ederim. E, ee, ırk seçimine gelince de e, mümkün olduğunca kısa tüylü köpekler ve kalın ve kısa tüylü köpekleri tercih etmelerini önerebilirim Zira uzun tüylü köpeklerin tüyleri çok fazla uçuşur ve bir yere yapışır fakat kısa tüylü köpeklerin e, sert kıllı köpeklerin tüy dökmesi biraz daha zordur e, ve temizliği daha kolaydır. Bu gibi sorunu aşmanın en kolay yolu da köpeklerin gün aşırı evin daha dışında bir bölgede taranmasıdır. Eğer köpekten ölü tüyleri düzenli bir şekilde tarayarak atarsanız evin içerisinde istenmeyen tüyleri dökmesinde bu bağlamda engellemiş olursunuz. Küçüklükten itibaren köpeğimiz her gezintiden sonra eve geldiğinde ayaklarını sildirmeyi de öğreterek böylece maksimum hijyen sağlamış olabiliriz.